Merhaba, bugün size Excel'de üst düzey ipuçlarından bahsedeceğim. Sizlere anlatacağım bu ipuçları Excel'i daha verimli ve daha hızlı kullanabilmeniz için işinize yarayacak ipuçlarıdır. Sizlere ilk olarak göstermek istediğim ipucu devrik dönüşüm. Bakın verilerimi seçip kopyaladıktan sonra buraya gelip sağ tıklayıp özel yapıştır dedikten sonra bakın devrik dönüşüm seçeneği var. Tamam'a basıyorum ve verilerimi gördüğünüz gibi devrik dönüşüm olacak şekilde düzenliyorum. Fakat buradan gelip değişiklik yaptığımda bakın burada herhangi bir değişiklik olmuyor. Şimdi ben buradaki verilerimi değiştirdiğimde devrik dönüşümdeki verilerimin de değişmesini istiyorsam ne yapmam gerekiyor? Size onu göstereceğim. Bakın eşittir. Devrik dönüşüm diye bir formülümüz var. Devrik dönüşüm dedikten sonra diziyi seçip parantezi kapatıp enter'a basıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi ilgili verilerimi bana buraya devrik dönüşüm olacak şekilde ayarladı. Şu şekilde genişliklerini de ayarlayalım. Bakın ben şimdi buradan Mart ayını değiştirdiğimde burada da değişmiş olacak. Gördüğünüz gibi ilgili değişikliği gerçekleştirmiş oldu. Sizlere ikinci olarak göstermek istediğim ipucu dilimleyiciler. Bakın verilerimi ekle dedikten sonra tablo formatına çeviriyorum. Bakın verilerimi tablo formatına çevirdikten sonra tablo tasarımının içerisinde dilimleyici ekle diye bir seçeneğim var. Renkler ve beden olacak şekilde iki farklı dilimleyici ekleyebiliyorum. Bakın renkleri buraya aldım, bedeni de buraya aldım. Renkleri buradan sütunlardan, bakın gördüğünüz gibi bedenleri sütunlardan buradan 4 sütun olacak şekilde ayarlayabiliyorum. Gördüğünüz gibi yüksekliğini de istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Aynı şekilde renklerin de sütunlarını gördüğünüz gibi 3 sütun olacak şekilde ayarlayalım. Ve ben buradan renkleri seçtiğimde hızlı bir şekilde filtreleme gerçekleştirebiliyorum. Bakın buradan çapraza basarak da çarpıya basarak da gerçekleştirmiş olduğum filtreleri hızlıca kaldırabiliyorum. Sizlere üçüncü olarak göstermek istediğim ipucu metni sütunlara dönüştür. Bakın buradaki verilerimi seçip veri sekmesine gelip metni sütunlara dönüştür diyorum. Bakın sınırlandırılmış seçeneği var ve sabit genişlikli seçeneği var. Ben burada arada her birinde virgül olduğu için ben sınırlandırılmışı seçiyorum ve ileri dedikten sonra bakın noktalı virgül, virgül, boşluk ve diğer diye seçeneklerim var. Ben burada aralarda virgül olduğu için virgülü seçiyorum ve bakın veri ön düzlemem burada gösterdi bana. İleri dedikten sonra ve son dedikten sonra gördüğünüz gibi benim verilerimi burada metni sütunlara dönüştürerek ayırmış oldu. Sizlere dördüncü olarak göstermek istediğim ipucu boşlukları kaldır. Bakın verilerimi seçiyorum. Verilerimi seçtikten sonra giriş sekmesinin altında bul ve seçin içerisinde bakın özel git diye bir alanım var. Buradan boşlukları seçerek gördüğünüz gibi sadece boşlukların seçilmesini sağlıyorum. Sonra boşluklar seçiliyken sağ tıklayıp sil dedikten sonra bakın hücreleri sola sürükle, hücreleri yukarı sürükle, tüm satır ve tüm sütun diye seçeneklerim var. Ben hücreleri sola sürükle seçeneğini seçiyorum ve tamam diyerek bakın boşlukları kaldırıp verilerimi sola doğru sürüklemiş oldum. Sizlere beşinci olarak göstermek istediğim özellik diziler arasındaki farkı bulma. Bakın iki aynı benzer veri dizinim olduğunu düşünelim. Bu iki benzer veri dizinimdeki farklılıkları nasıl bulabilirim? Bakın seçiyorum iki veri dizinimi de. CTRL birinci veri dizinimi seçtikten sonra CTRL'ye basıyorum ve ikinci veri dizinimi seçiyorum. Sonra bakın geliyorum giriş sekmesinin altındaki koşullu biçimlendirmeye tıklıyorum. Hücre vurgulama kurallarından yinelenen değerleri seçip koyu kırmızı metinli açık kırmızı dolgu seçeneğini seçiyorum. Ve bakın tamama bastıktan sonra benim yinelenmeyen değerlerim yani iki veri dizinimde farklı olan değerlerim beyazla işaretlenmiş oldu. Sizlere altıncı olarak göstermek istediğim özellik hızlı doldurma özelliği. Ben buraya gelip bakın isim soy isimlerin yer aldığı
iki farklı sütunum olsun. Ben isim soy isimleri tek sütunda göstermek isteyeyim. Tarık Usta yazıyorum. Enter'a basıyorum. Bir alt satıra indikten sonra bakın C yazdıktan sonra kendisi otomatik olarak doldurmaya başladı. Peki ben bunu nasıl otomatik aktif hale getiriyorum? Dosya sekmesine geliyorum. Seçeneklere tıklıyorum. Ve gelişmişe tıkladıktan sonra bakın hücre değerleri için otomatik tamamlayı etkinleştirin altında bakın otomatik olarak hızlı doldur diye bir seçeneğim var. Bunun işaretli olması gerekiyor ve tamama bastıktan sonra otomatik olarak hızlıca dolduruyor. Bir diğer kolay yolu ise bakın ilk verimi yazdıktan sonra alt hücreye gelip veri sekmesinin altındaki veri araçlarında bakın hızlı doldurma diye bir seçeneğim var. Ona da tıklarsam eğer otomatik olarak ve hızlı bir şekilde hızlı doldurmayı aktif etmiş oluyorum. Sizlere yedinci olarak göstermek istediğim özellik bölmeleri dondurma. Bakın görünümün altında bölmeleri dondur diye seçeneğim var. Buraya tıkladığımda bakın bölmeleri dondur, üst satırı dondur ve ilk sütunu dondur diye seçeneklerim var. Üst satırı dondur dersem en üst satırdaki başlıklarımı burada dondurmuş oluyorum. Bakın ben buradan kaydırma çubuğundan aşağıya doğru verilerimi kaydırırken sadece en üst satırım burada sabit kalmış oluyor. Bakın gelip yine aynı şekilde ilk sütunu dondur dersem ben buradan alttaki kaydırma çubuğundan sağa doğru verilerimi kaydırdığımda bakın gördüğünüz gibi benim verilerim ilk sütunum sabitlenmiş oldu. Şimdi ben özel olarak bölmeleri çöz diyerek de ilgili dondurma işlemini ortadan kaldırmış oluyorum. Örneğin ben satış personeli ve TC kimlik numaramın sabit kalmasını ve başlıklarımın sabit kalmasını diğer verilerimin de kayarak ilgili işlemleri yapmak istiyorum. Onu nasıl yapacağım? Geliyorum buraya. İlgili dondurmak istediğim sütunların yanındaki ilk sütunu seçiyorum ve bölmeleri dondur dedikten sonra bakın sağa doğru kaydırdığımda satış personeli ve TC kimlik no sabit kaldı. Aynı şekilde aşağıya doğru kaydırdığımda en üst satırım sabit kalacak şekilde ilgili işlemi yaptım. Bölmeleri çöz dedikten sonra da gördüğünüz gibi ilgili bölmeleri çözmüş olduk. Sizlere 8. olarak göstermek istediğim özellik eğer hata işlemi. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir tablo veri dizinimde değer diye bir işlemim var. Ben buradaki değeri görmek istemiyorum. Yani hatalıysa değeri farklı bir biçimde göstermek istiyorum. Nasıl yapacağım? Bakın ilk formülümün başına geliyorum. Eşittir. Eğer hata dedikten sonra taba basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Değer zaten benim buradaki formülüm. Noktalı virgül. Eğer hatalıysa değer ne yapayım diye soruyor. Tırnak işareti içerisinde boş bırak diyebilirim. Bakın çift tırnak koyduğumda parantezi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Aşağıya doğru çektiğimde gördüğünüz gibi ilgili değerim boş olacak şekilde gelmiş oldu. Sizlere 9. olarak göstermek istediğim özellik haritalar yani kartogram özelliği. Bakın verilerimi seçtikten sonra ekle sekmesinin altında haritalar diye bir alanım çıkıyor. Onun altına tıkladığımda kartograma tıklayıp gördüğünüz gibi ilgili illerime ait verilerimi ben burada kolayca seçmiş oluyorum. Şimdi ben buradaki verilerimin üzerine çift tıkladığımda açılan veri serisini biçimlendir iletişim kutusunda harita alanında bakın yalnızca veri içeren bölgeleri gösterebiliyorum. Ülke bölgeyi gösterebiliyorum. Ya da birden fazla ülke ya da dünya olacak şekilde ilgili verilerimi kolayca gösterebiliyorum. Harita etiketlerine gelip buradan yalnızca en uygun diyerek gördüğünüz gibi ilgili isimleri yani illerimin isimlerini oraya getirebiliyorum. Ya da tümünü göster diyerek burada uygun olan verilerimin orada gözükmesini kolayca sağlayabiliyorum. Bakın Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa şeklinde bir kartogram ekleyebiliyorum. Sağ tıklayıp veri etiketi ekle diyerek de ilgili illerime ait miktar verilerimi de buraya kolayca ve hızlıca ekleyebiliyorum. Bakın grafiğin üzerine tıkladıktan sonra grafik tasarımı ve biçim diye iki iletişim kutusu çıktı. Buradan grafiğin renklerini değiştirebiliyorum. Bakın istediğim bir renk varsa onunla değişiklik yapabiliyorum. Aynı şekilde grafik stillerini de değiştirebiliyorum.
Sizlere 10. olarak göstermek istediğim özellik ad tanımlama özelliği. Hücrelere, seçili hücrelerime ad tanımlama işlemini yapabiliyorum. Ocak ayının altındaki verilerimi seçip formüller sekmesine gelip bakın buradan ad tanımlama yapabiliyorum. Ya da aynı zamanda şuradaki alanda bakın burası ad tanımlama alanı. Buraya gelip eğer Ocak yazıp Enter'a basarsam ben ilgili hücrelerimi Ocak olarak tanımlamış oluyorum. Bakın boş bir alana gelip hücreye gelip eşittir Ocak yazdığımda ve Enter'a bastığımda ilgili Ocak ayına ait verilerimi buraya getirmiş oluyorum. Fakat ben böyle yapmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi verilerimin tamamını seçiyorum. Formüller sekmesinin altındaki ad yöneticisine gelip seçimden oluştur deyip üst satır ve sol sütundaki verilerimi ad tanımlama olacak şekilde tanımlıyorum. Bakın tamama basıyorum. Şimdi buradan gelip ad yöneticisine tıkladığımda gördüğünüz gibi her birinin adını bana tanımlamış oldu. Buraya gelip eğer ben eşittir bakın Tarık yazarsam ve Enter'a basarsam Tarık'a ait aylık satış verilerini buraya getirmiş olurum. Ya da örneğin eşittir buraya gelip Mart yazıp Enter'a basarsam Mart ayına ait satış verilerini hızlıca buraya getirmiş oluyorum. Sizlere 11. olarak göstermek istediğim özellik e-boşsa işlevi. Bakın buraya gelip eşittir e-boşsa yazıp tab'a bastıktan sonra buradaki hücreyi seçiyorum. Parantezi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Bakın aşağıya doğru kopyaladığımda her bir hücreye gördüğünüz gibi ilgili formülü kopyaladım. Burası dolu olduğu için yanlış sonucunu verdi. Boş olduğu için de doğru sonucunu verdi. Ben burada bunu görmek istemiyorum. Bir de bunun başına eğer yazıyorum. Bakın tab'a basıyorum. Mantıksal sınavım zaten burada yazmış olduğum formülüm. Noktalı virgül. Eğer doğruysa değer. Yani hücrem boş ise hatalı yazıyorum. Noktalı virgül. Eğer yanlışsa değer. Yani boş değilse hücreyi boş bırak diyorum. Parantezi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Bakın burada veri olduğu için benim buradaki mantıksal sınamam yanlış oldu ve hücreyi boş bıraktı. Aşağıya doğru seçiyorum ve ilgili veri dizinimdeki hatalı olan alanları hızlıca tespit edebiliyorum. Sizlere 12. ve son olarak göstermek istediğim özellik çevir işlevi. Bakın eşittir çevir dedikten sonra tab'a basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Sayımı seçiyorum. Noktalı virgül. Bakın ilk birim diye soruyor bana. Burada onlarca çeviri yapabileceğim başlığım mevcut. Buradan geliyorum. Ben 100 metreyi bakın metreyi noktalı virgül inçe çeviriyorum. Parantezi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Bakın 100 metre 3937,00079 inçmiş.